ilçelerden gelen özellikle kadın arkadaşlar, sevgili Murat Bozdak Genel Başkanımın ailesinden Mehmet Bozdak arkadaşımız, kız kardeşleri buradalar. Şeycan abla bugün yok galiba. Ama biz hepimiz Murat Bozdak'ın yoldaşlarıyız. Bu bir onurdur. Özellikle Kulu halkı, Canbeyli halkı, özellikle Koçhisar Kürtleri, İç Anadolu Kürtleri bundan dolayı onur duymalılar. Murat Bozdak gibi, Mehmet Kart gibi arkadaşlarımızı içlerinden yetiştirmek, ona yoldaşlık, yarenlik etmek çok önemli bir şey. Tabii biz burada bir tarihten söz ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu tarihin çok uzun bir hikayesi var ama Şeyh Saitlerden, Pir Seyit Rızalardan azade düşünülemez bu tarih. Bu tarih Sait Elçilerden, Sait Kırmızı Topraklardan azade düşünülemez. Bu tarih 49'lardan azade düşünülemez. Murat Bozdak 49'ların 50.'sidir diyebiliriz aslında. Ape Musa'ların, Canip Yıldırım'ların yoldaşı. Orta Anadolu'da yüzyıllar önce buraya gelen ama kendi tarihini, dilini, kültürünü unutmayan, burada onun mücadelesini veren, onun mücadelesini vermekle kalmayıp o mücadeleye öncülük etme beceri ve basiretini gösteren, onunla da yetinmeyip değerli arkadaşlar, bununla ilgili bedel ödeyen. Bakınız, nedir bu bedel? 7 Ocak 1990'da hep duruldu arkadaşlar. 7 Ocak 1990'dan bu yana bu ırkçı, faşist, inkarcı, tekçi, zulümkar ve ihanetçi bu kurdi hunkar rejimine, bu hunkar rejimin üstümüzdeki zulmü devam ediyor. 7 Ocak 1990'dan beri Demokratik Siyasal Parti sürecinden söz ediyorum. Yoksa o gün tarihi saymakla bitmez. Ondan bu yana neler olmuş? Gözaltı, gözaltında kayıp, sokakta katletme, 17 bin faili meçhul cinayet. Bugün neye dönüşmüş bu? Bugün hapishanelerde insanlarımız hapis süresini doldurduğu halde tahliye etmeyip hapiste katletmeye dönüşmüş. Çiller, ağır güreş konseptini hatırlıyor musunuz? Sevgili Murat Bozdak o konseptin direnişçilerinden, o konseptin mücadelecilerinden, o konseptte Kürt halkına, Türkiye demokratik toplumuna öncülük yapan öncülerden birisiydi. O anlamda çok değerli bir şey. Şimdi Çiller, ağır güreş konsepti bugün Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, efendim Hulusi Akar konsepti olarak devam ediyor. Ve bu konsepti hapishanede insan katlederek, sokakta kadın katlederek, taciz ve tecavüzle, bakın Diyarbakır anneleri diyorlar ya bize, dün Diyarbakır anneleri, Şırnak anneleri, Mardin anneleri, Urfa anneleri, Van anneleri hepsi geldi meclise. Hepsi AKP'den çocuklarını, eşlerini, oğullarını, kızlarını istediler. AKP ne yaptı? AKP'de yüz yok ki. Zulümkarda yüz olmaz. Faşiste, ırkçıda yüz olmaz. Polisleri annelerin üzerine sürdü ve annelerin bir açıklama yapmasını dahi engelledi. Taciz yaptılar, taciz. Bunlar yeryüzünün görüp göreceği en büyük suçlulardır. Bunlar dini olarak münafıklardır. Murat Bozdağ'ın huzurunda bunu söylemek büyük bir onurdur. Bunlar dinsel olarak münafıktır, siyasi olarak faşisttir. Şimdi böylesi bir konseptle Murat Bozdağ'ı anmak demek, bu direnişi yükseltmek demektir. Bu mücadeleyi yükseltmek demektir. Zira HADEP bir hikayeydi. Hem de öyle bir hikayeydi ki, Nusaybin'de beyaz örtüsüyle, beyaz tülbentiyle tilini çeken kadınların, Diyarbakır'da kurşuna dizilen ama 74 yaşında ayakta duran Abbe Musa'nın, Mehmet Sincar'ın Batman meydanında, Vedat Aydın'ın Diyarbakır meydanında 17 bin faili meçhulün hikayesiydi. Ve HADEP'in hikayesi sadece HADEP'le sınırlı değildir. Birkaç gün sonra sakineleri anacağız. Birkaç gün sonra Paris'te katledilen kadın arkadaşlarımızı anacağız. Murat Bozdağ'ı anmak onları da anmaktır.
Murat Bozdağ'ın 17 bin faili meçhul cinayette katledilen yurtseverleri, devrimcileri, halkı için canbaş verenleri anmaktır. Seyit Rıza'yı, Şeyh Said'i anmaktır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada bir tarih var ve biz bu tarihe tanık oluyoruz. Bu Orta Anadolu'da bir Kürcistan var. Bu Orta Anadolu'da Kürcistan'ı boğmak, yok etmek, asimile etmek, kültürünü unutturmak istediler. Dalga geçtiler. Haymanalılara ayak işlerine sürdüler. Ama ne Haymanalılar, ne Cihanbeyliler, ne Kunullular, ne Konyalılar kültürünü, tarihini unutmadı. Kutluyorum, başınız dik olsun. Haymanalılar, Kunullular, helal olsun size. Bu çok önemli. Kendinizle, tarihinizle onur duyun arkadaşlar. Yeni Murat Bozdaklar çıkaralım. Yeni Murat Bozdaklara ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlar, yüzyıllar önce buraya gelmişsiniz. Tarihinizi, kültürünüzü unutmamışsınız. Bunun için özgürlük siyaseti yürütüyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Bunun kıymetini bilmek ve geliştirmek lazım. Evet, bugün bir zulümle, bugün bir inkarla, bugün bir faşizmle, bugün 1639'da Kürdistan'ın dört parçaya bölünmesinden bu yana görüp göreceğimiz en büyük zulmü yaşıyoruz. Hem İran tarafından, hem Suriye tarafından, hem Türkiye tarafından, Farslardan, Araplardan, her yerden. Ama bizim Türkiye halklarından, Türk halkından da dostlarımız var. Sosyalist yoldaşlarımız var. Buradalar işte şimdi. Bizim devrimci arkadaşlarımız var. Bizim Fars halkından da, Arap halklarından da, ne kadar ki egemen sınıflar bizi inkar ediyor, devletler bize zulmediyorsa, bu halklardan dostlarımız var, yoldaşlarımız var, arkadaşlarımız var. Bununla da onur duyuyoruz değerli arkadaşlar. Ve bu zulme karşı bu direnişi, madem ki tüm zamanların faşizmini üstümüze saldılar, hani diyor ya şair, madem ki fetva bize ait, verin ki basak bağrına mührümüzü. Madem ki zulüm size ait, direniş de bize aittir ey faşistler. Bunu bilesiniz, bunu bir yere yazarsınız. Bu hareket Murat Bozdakları, Hakan Musaları, Vedat Aydınları, Mehmet Sitkarları yaratan bu hareket sizin önünüzde diz çöker mi? Ursu faşistler, kimsiniz siz? Değerli arkadaşlar, evet, Murat Bozdak'la hapishanede kaldık. Meydanlarda, sokaklarda, yollarda, yolaklarda mücadele ettik. Gözaltında kaldık. Birlikte sanık, birlikte tanık olduk. Benim için bir öğretmendi. Çok mütevazıydı, çok öğreticiydi. Çok değerliydi. Çok iyi bir aile babası, çok iyi bir eş. Evine gelen misafire kapının girişinde oturup da çayı tek tek sunacak kadar mütevazı bir insandı. Bunun tanığıyım ben. Biz razıyız ondan, hak da razı olsun, Allah da razı olsun. Biz razıyız ondan, halk da razıdır. O anlamda bir kere daha sizler adına da sevgiyle, saygıyla, sevgiyle, saygıyla arıyorum. Evet. Arkadaşlar hatırlattılar, teşekkür ediyorum. Doğrudur. Orta Anadolu'nun Vedat Aydın'ı, ben ona öyle dedim, il başkanlığımız sırasında da anma programını yapıyorduk. Orta Anadolu'nun Vedat Aydın'ı, Faik Candan'ı da sevgiyle, saygıyla anmadan geçmek olmaz. Orta Anadolu Türklerinin Vedat Aydın'ıdır Faik Candan. Sevgiyle, saygıyla anıyoruz ve o katliamı da kınıyoruz. Bu katiller hala elini kolunu sallayarak geziyorlar. Bu katiller hala ülke ocağında şurada burada besleniyorlar. Evet, katılan herkese, Konya ilimize, ilçelerimize, Ankara ilimize, ilçelerimize, önceki dönem vekilimiz İbrahim Binici arkadaşımıza, parti meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ya tabii şimdi uzunca bir şey var, doğru mu? Evet, herkese sevgi ve saygılar sunarken buradan Elazığ'a bir sevgi, bir saygı, bir selam, bir özgürlük, bir direniş. Elazığ hapishanesinde tutulan kadın mücadelesinin, yurtsever hareket mücadelesinin sembolü
ve ismi söylendiğinde herkesin saygıyla eğileceği sevgili Leyla Güven'e de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Orta Anadolu üretken, Orta Anadolu kadro, Orta Anadolu öncü, Orta Anadolu mücadeleci yetiştiren kadın değerler anlamında da bunu yapan bir yer ve bugün de bu kadrolara ihtiyaç var değerli arkadaşlar. Bir kere daha sizler huzurunda, sizlerin de adına, gelemeyenler adına, Avrupa'da bulunan sevgili Murat Bozdak Genel Başkanımızın yakınları adına, Türkiye'de, Kürdistan'da birçok ilimiz, örgütümüz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizimle tanış olması, bizimle yoldaş olması, bize bu değerleri öğretip gitmesi tabii ki çok önemli. Ve bitirirken şu sözü tekrar veriyoruz. Sevgili Murat Bozdak, mücadeleni, yaşamını, yaşam biçimini, tevazunu, tutkunu, bağlılığını, yurtseverliğini, kürtlüğünü, azmini sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Ve sevgili Murat Bozdak, sana ve senin gibi mücadele edip gidenlere sözümüz olsun ki Orta Anadolu Türklerine de, Türkiye'ye de, Kürdistan'a da özgürlük, eşitlik ve adalet gelecek, onu biz getireceğiz. Sözümüz olsun. Saygılar sunuyorum.